Merhaba. Merhaba. Kendinizi ve yaptığınız işi kısaca tanıtır mısınız? Ben Sabur Can Demir, Görkem Giyim'de 1. Bant Ustabaşıyım. Şimdi kısa bir süre önce Ardemas sistemine geçtiniz ve burada işte özellikle bandı sistemi kurulurken kafanızda soru işaretleri var mıydı? Vardı. Yani nasıl olacak bu araba sistemi? Çünkü ben yıllardır, 24 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce hiç böyle bir sistem görmedim. Nasıl olacak diye çok şüphelerim vardı, kaygılıydım. Ama işte yeni sisteme girdiğimiz zaman bayağı şeyler değişti. Peki eskiden ürün yürüyüşü nasıldı? Banda sisteminde nasıl, araba sisteminde? Şimdi önceden ben bant kurduğum zaman kolu ayrı kurardım. Yakayı ayrı kurardım. Önlerin işte pat grupları, gömlek diyelim, ayrı ayrı kurardım. Manşet grubunu ayrı kurardım. Yani bir bandın içinde 5-6 tane yer oluyordu, operasyon oluyordu. Ayrı ayrı kuruyordum, bekliyordum. Yani bant çıkışı bayağı bekliyordu. Örneğin bazen ağır modellerde, abartmıyorum, 2 gün bile iş çıkarmadım oluyordu. Ama şu anda onu söylemem gerekiyor. Ben malım bitti, hemen arkasına, ya 10 dakika bile geçmiyor, bazen hiç geçmiyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki arkasındaki model, o da çıkıyor, o da çıkıyor, 3-4 araba, 5 araba, bazen 100 tane yapıyorum. Öbür model bitmeden 100 tane yeni girdiğim modelden çıkartıyorum. Banda sistemi, yani araba sistemi nasıl oluşturuyor? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi bantın işe başladığım zaman, araba, bir numaralı arabayı aldığım zaman bütün operasyonlar, bütün işin her parçaları içinde. Ben de ona göre bantımı kuruyorum da artık bant girişim tek bir yerde var. Başlıyorum. Örneğin bantta adamın ütücüm boşa düşmüş. Ütü hemen arabanın içinde yaka veya manşet veya kol veya ne bileyim işte etek telası. Ütücüm boşta ya, hangisi uygunsa onu çıkarıyorum, hemen onu veriyorum. O işi veriyorum. Önünde makinacı boşa düştü. Ona göre arabadan çıkarıyorum, ona göre veriyorum. Yani yakayı, manşeti, bir operasyon, yakayı verdim, hemen yakayı bitireyim değil. Acemi bir adam karşıma çıktı, hemen manşeti alıyorum, onu tarif ediyorum. Arabanın içinde katlayarak arabaya koyuyorum. Bunu da söyleyeyim, önceden, mesela siz dediniz ya nasıl kuruyordunuz diye, ben manşet eşlemeye adam koyuyordum, kol eşlemeye adam koyuyordum, yaka eşlemeye adam koyuyordum, kuşak eşlemeye adam koyuyordum, bunlar hiç öyle bir şey yok. 15 tane işim var, kuşağını alıyor. Örneğin yakasını alıyor veya yaka takma işi alacak ya, alıyor, işi de geliyor arabanın içinde, açıyor bir numara, yaka bir numara, çekiyor, takıyor. Eşlemeye adam yok. En az 6-7 tane adamım boşa düştü. Darboğaz yönetimi konusunda nasıl bir faydası oldu? Darboğaz görüyorduk. Örneğin banta girdik, 15-20 operasyon yaptık. 15-20 operasyona 2 tane adam koyduk. Bana göre bu adam burayı götürür, örneğin götürür, ama orada bir dar boğaz oluştuğunu görüyorduk. Nerede iş tıkanıyor birebir görüyoruz. Aynı saniyede, aynı dakikada görüyoruz. Hemen oraya müdahale ediyoruz. Hemen örneğin bir iki araba önünden adam, aynı makine, aynı operasyon var. O öndeki adam da bekliyor. Şuradan bir araba al diyorum. Tarif ediyorum, yaptırıyorum, yerine koyuyorum. Hemen orada 3-4 saat, 3-4 araba yaptırınca o gün dar boğazı çözmüş oluyoruz. Yarım adam kullanımı kolay mı? Oluyor, çok kolay oluyor. Nasıl yapıyorsunuz? Örneğin ben yaka kuşaklamaya adam vermişim. Bir saatte 60 dakika var. Adam 45 dakikada benim istediğim işi verebiliyor. 15 dakikası boşta. Ama önceki sistemde olunca iş veremiyordum. Kaldırıyordum, ta öbür tarafa götürdüm. Şimdi hemen diyorum ki oradan 15 dakikada, kardeşim senin 15 dakikan boşta, sürene göre. Süre de tutuluyor burada. Zaten belli oluyor. Hemen diyorum oradan bir araba al. Bu arabayı yap, bir 15 dakikalık iş veriyorum her saat, diyorum ki senin bir araba bu işi yapman lazım. Kendi işinin dışında bir iş yapıyor, götürüyor, arabasına koyuyor, okutuyor. Zaten sistemde de belli hemen. Sistem çok düzgün bir sistem, hemen gözüküyor. 15 tane yaptığı zaman 9 saat çalışıyorum, bir bakıyorum adam 9 tane, 9 araba o işi yapmış. Oradan yarım adamı kullanabiliyorum. Yani 1,5 adamı o operasyonlarda çok rahat kullanabiliyorum. Joker eleman yetiştirme, yani bir elemana birden çok iş yaptırma. Verebiliyorum. Örneğin bugün ben bir bant kurdum. Kod ilk defa kuruyorum. Yıkamaya gidip 105 tane işi yıkamadan okey alamıyorum. Şimdi benim bantımda 2 bant giriş var ya, girişte. Evet.
Şöyle diyeyim, 80 kişi çalışıyor şu anda. Ben bu kotu 80 kişide dikmem gerekirken ben 25 kişide diktim. Öbür modelim devam ediyor. Öbür adamlara yani girişlerde, arabalarda ikişer, üçer tane iş verdim. Hem işimi garantiye aldım, yıkama iş gönderdim. Hem bantım boşa düşmedi. İş yetiştirmek için makineye Ar-Ge MAS sisteminden önce mi sonra mı daha çok oturuyorsunuz? İş yetiştirmek için. Ar-Ge MAS'ta hiç oturmuyorum diyebilirim. Önce de çok oturuyordum. Parça eşleştirme, parçaların kaybolması sorunu yaşıyor musunuz Ar-Ge MAS sisteminde? Hayır, kesinlikle. Zaten her şey arabanın içinde. Evet. Ürünleri taşımak için aracı kişiler çok kullanıyor musunuz Ar-Ge MAS'tan? Önce ve sonrasını yine karşılıyor. Zaten biraz önce söyledim ya, bir 6-7 kişi boştu işte, kol eşleme, yaka eşleme, manşet eşleme demiştim. Önceki sistemde bunları mecburen yapıyordum. Ama şu anda arabayla geldiği için yapmıyorum. Makinacı kendi yapıyor ve dolu dolu çalışıyor. Biraz önce 15 dakikadan bahsettim. Orada hiç boşluk olmuyor. Ar-Ge MAS sisteminde hiç boşluk olmuyor. Kalite konusunda nasıl avantajları oldu? Kaliteyi nasıl takip ediyorsunuz? Kalite proseslerimiz var. Arabayı alıyor. 15 tane iş var arabada. 15 taneye bakıyor. Bakıyor, hiçbir şey yok. Varsa da işte burada bu var diye bizi uyarıyor. Gidip hemen müdahale ediyoruz. Hemen bakıyoruz, diyoruz ki hangi arabada başlamış? 15. arabada başlamış. Hemen prosese diyoruz ki 15 arabadan 30'a kadar dikilmiş, bir bakın kontrol edin diye tık tık kontrol ediliyor. Çıktı veya çıkmadı veya tek o arabada çıkıyor. Yani bu kontrolü daha rahat sağlayabiliyoruz. Ar-Ge MAS sisteminde bir takım raporlar alınıyor. Özellikle siz hangi raporları kullanıyorsunuz? Verimlilik, bant başında bilgisayarlar var, oradan raporları takip ediyoruz. Evet, biz verimliliği takip ediyoruz genelde. Elemanın yaptığı işin verimliliği, süre tutuyoruz. Kendisine süre tuttuğumuz için 35 tane manşet takabiliyor saatte veya 60 tane. 60'a göre ona ayarlıyoruz. İşte ondan sonra gidiyoruz, performans ve verimliliğini, genelde verimliliğini takip ediyoruz. Verimliliği niye takip ediyoruz? Biraz önce anlattığım gibi 15 dakika boşluğu kaldığı zaman bekliyorum, iş bekliyorum diye şey var oraya. Beni çağırıyor, ona başka bir iş verdiğim için verimliliği yükseliyor. Evet. Ar-Ge MAS'ı tavsiye eder misiniz? Ederim. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey var. Ben önceden dediğim için siz de sordunuz. Gerçekten bu sisteme geçtiğim zaman ön yargılıydım. Ya nasıl olacak, nasıl bitecek, ama şu anda gerçekten boşuna o şeylere kapılmışım. Artı bant yardımcılarım var benim, bant şeflerim var. Biri depoya giderdi, işte depo kesime giderdi. Hiç adam tutamaz. Etiket taşıma, etiket getir, talimat getir, ip getir, onu getir, bunu. Onlar ortadan kalktı. Her şey arabanın içinde. Etiket de arabanın içinde, talimat da arabanın içinde, karakod da arabanın içinde. Eleman biliyor, ne yapacağını bildiği için alıyor arabasına takıyor. Biz bant şefleri olarak bantın içinde daha çok zaman harcıyoruz. Peki